Merhabalar. Merhaba. Aynı oldu. Aynı anda. Aynı anda söyledik. Evet efendim, bugün sizlerle komedi serimizin yeni bir bölümü olan Portlandia üzerine konuşacağız arkadaşlar. Bakınız elimde notlarım, haber bülteni gibi hazırım. Ama markamızı gösteren bir kartın yok. O yüzden haber bülteni gibi değil o kadar. Değil. Ama bayağı sıradan bir defterim var efendim. Evet, buyurun biraz tanıtın bakalım bize. Hemen tanıtımı yapmak isterim arkadaşlar. Portlandia bir sketch show. Fred Armisen, ki kendisini Saturday Night Live'dan tanırsınız. Kendisi zaten sketch olayında aşmış bir insan. Hatta sanıyorum oynamadığı konu böyle bir görünüp olarak, evet, çıkmadığı değil mi? Şey, en son Brooklyn Nine-Nine'de de vardı galiba. Bir komedi dizisi neredeyse yok yani, işte Parks and Recreation'da da vardı. Ya bayağı her yerden çıkıyor. Doğu Avrupalı insan karakterini çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor, evet. O genelde işte Doğu Avrupalı, yabancı aslında genel olarak, yani hani Amerika'ya çok tezat karakterleri çok iyi oynuyor. Evet. Venezuela muhabbeti vardı. O da çok güzeldi. Çok iyiydi. Kendisinin efendim Carrie Brownstein ile, ki o da benim hayatta en sevdiğim gruplardan birinin, yani Slater Kinney'nin gitaristidir. Aynı zamanda Excuse 17'nin de gitaristidir. Bir grup daha vardı. White Flag miydi acaba? En son çıkardığı otobiyografi kitabı da çok güzel. Evet. Biraz garip bir insanı da kendisi. Ama aynı zamanda çok yetenekli bir insan gerçekten. Bu ikisinin beraber hazırlayıp işte yaratıcılığını yapıp yani ortaya koyduğu bir sketch show Portlandia. IFC'de ve Broadway Television neydi ya? Broadway Video Television'da tarafından prodüksiyonu yapılan 8 sezonluk bir sketch show. Evet, 7 sezonu yayınlandı. 8. sezon yeni bitti. Evet. Biz 7 sezon izledik ama kalitede ya da türde ve de karakterler açısından da bir şey çok değişmediği için bunu da iyi anlamda söylüyorum yani. O yüzden 7 sezon izleyip de yorum yapılabilir yani bitirmeden. Kesinlikle. Yapmaya yetkin görüyoruz arkadaşlar ki belki izlemeyi düşünen varsa bir an önce izlemeye başlasın diye de. Yeni izlemeye başlayanlar çok şanslı çünkü 7 sezon var izlenecek. O set... Evet, dışarıdan bir çocuk sesi geldi. Tepkim onaydı. Şimdi sketch show deyince biraz burun kıvırabiliyoruz. Ben şahsen biraz kıvırıyorum. Çünkü çok eğlenceli ve çok modern sketch show'lar çok karşımıza çıkmıyor. Bu yani hep böyle olmuştur herhalde bütün ülkelerin komedi kültüründe. Sketch show'ların güzel, kötü yanı bazıları çok güzel, bazı sketch'ler direkt çok kötü olabiliyor. Evet. Ama Portlandia'da ben bunu görmedim. Hani evet, çok kötü diyebileceğim bir karakterleri, skeçleri olmuyor genelde. Çok garip olanlar var zaman zaman. Ama hadi o da biraz işte hem bu iki sanatçının garipliğinden kaynaklanıyor bence. Hem de skeç kültürünün garipliğinden kaynaklanıyor. Ama genel olarak bence de çok tutarlı ve çok kaliteli skeçler görüyoruz efendim. Ah böyle yani bakayım diyeceklerim bu kadar. Nerede geçiyor Zeynep'ciğim? Portland'da geçiyor. Ve Portland da Amerika'nın böyle bir hipster, bir garip mekanı olarak biliniyor. Ama neden? Neden efendim? Çünkü şöyle 90'larda özellikle Portland'da müzik sahnesi diyeyim yani ve kültürü aşırı derecede ivme kazandı. Ve Portland'dan çok önemli gruplar çıktı. Çok önemli müzik akımları çıktı dahası. Benim de en çok takip etmeyi sevdiğim müzik akımlarından bazıları buralarda bu zamanlar çıkmıştır. O yüzden dizide sık sık şey çok görüyorsunuz, konuk oyuncu ama işte müzisyen ve yani hani öyle hani belki hepsini tanımıyorsunuz ama tanıdıklarınız çok şey, gerçekten o dönemin çok önemli insanları olabiliyor. İşte Karen'in eski grup arkadaşları var bunda, o dönemde çıkan Riot Girl akımından bir sürü insan var falan filan. Gerçekten sırf onları görmek için bile benim için izlemeye değer harika bir dizi. Efendim yani böyle Portland'da işte tabii bunun dalgaları devam ediyor. Hala daha hipster, daha şey bilinen bir yer. İşte 90'lar Portland'da yaşıyor denerek başlıyor zaten dizi. 90'ları da çok sevdiğimiz 90'lar için. 90'lar Portland'da yaşıyor. Aşk Bodrum'da yaşanır gibi. Evet, biraz öğrendim. Evet, şimdi her sketch dizisinde olduğu gibi burada da karakterler üzerinden gidiyor her şey. Çünkü karakterleri, şimdi biz ne kadar anlatsak da bunu, karakterleri izleyip beğendiğiniz sürece giden bir dizi. O yüzden biraz karakterlerden söz etmek istiyoruz. Lütfen. Birçok, yani en az 10 tane şey var. Karakter çifti var. Evet. Fred ile Carrie'nin oluşturduğu.
Arada birkaç tane bu çifte dahil olmadan da kendi kendine götürebilecek karakterler de var. Öncelikle Fred ve Carrie'nin kendilerini oynadığı karakterler var. Yani direkt. Portlandia versiyonlarını oynadıkları. Evet, diye. Kendilerine çok yakın. Çok yakın. Fred ve Carrie. Tipleri falan da yani çok değiştirmiyorlar. Aynı isimleri de Fred ve Carrie olarak kullanılıyor zaten. Ama çok eğlenceli karakterler de var. Mesela Candace ve Tony var. Candace ve Tony ikisi yani orada Fred de kadın rolünde. Bir feminist kitapçının sahibi bunlar. Evet. Ama yani o kadar dalgaya alıyorlar ki her şeyi. Yani çok çok keyifli gerçekten. Çok, yani şimdi şey bir de zaten yine 1960'ların 70'lerin böyle şeyini Amerika'daki feminist akımlarını baz alıyor işte. İşte kadın kadına bir araya gelelim işte. Women and Women First zaten şeyin adı. Evet. Şey yani tamamen güvenli alanımızda işte erkek yok. Parmağını uzatıyor ondan bile rahatsız oluyor. Evet ya izlemeniz lazım. Bayağı şey bayağı başarılı. Kitaplarını satmak istemiyorlar. Evet. Yani nasıl çeviriyorlar o işi onu bile bilmek zor. Ama benim mesela dizide en sevdiğim sketch Candace ve Tony kesinlikle. Evet. Yani şey çünkü sezonlar boyunca sürekli devam ediyor ve geçmişlerine falan dönüyoruz bir noktada. Harika mesela geçmişleri falan çok güzel gerçekten. Çok bayağı başarılı. Başka ne çift var? Birçok çift var. Ne geliyor aklına başka? Çok var. Nina ve Lance var. Çok bariz. Harika onlar da. Burada bir rol değişimi var. Nina ve Lance bir işte onlar da bir çift. Ama Nina'yı Fred Armisen oynuyor. Lance'i yani erkek karakteri de Carrie Brownstein oynuyor. Sesini kalınlaştırıyorlar. Hı hı. Çok çok eğlenceli. Onları da çok severim ben yani. Kalınlaştırıyorlar dedim de dijital olarak mı kalınlaştırıyorlar? Öyle diyebiliyorum ama hı hı. Evet öyle gibi de yani ses de öyle. Tipler de çok güzel yani şey evet. Fred çok böyle hassas, romantizm isteyen bir kadın rolünde. Evet. Nina da aslında çok şey çok stereotip. Evet, evet. Haldeler. Nina da böyle şey biker böyle. Böyle evet şeyci motosikleti var falan böyle daha böyle bir odunumsu biraz böyle kadın ruhundan anlamayan bir adam şeklinde yani. Çok güzel. Çok tatlılar gerçekten. Çok güzel oynuyor bence şey Fred kadın rolünü. Evet, Carrie evet. Değil de Fred ayrı bir güzel kadın yani Fred, rolünde yani. Evet Fred oynadı bütün kadın rollerini çok iyi oynuyor ya. Yani şey adam tam bir sketch sanatçısı gerçekten. Tabii o kadar sene SNL insanı şekillendirmişti evet. Yani ister istemez. Bryce ve Lisa var mesela. Hı hı. Onlar da işte bu garip garip iş fikirleriyle ortaya çıkan hı hı. İşte her şeyin üzerine kuş koyuyorlar falan. Ya da her şeyin turşusunu kuruyorlar. Evet ya da işte böyle hipster fikirlerle veya daha New Age dediğimiz fikirlerle dalga geçen bir yandan da hani onun üzerinden bir komedi üreten arkadaşlarımız sağ olsunlar. Evet şey de mi buradaydı? Kahveleri, kahve çekirdeklerini tek tek inceliyordu seçmek için. Yok o başka bir dizide. Başka bir dizide mi? Tam buraya uyarmış. 8. Evet. sezonu bilmiyorum henüz tabii izlemedik de. Ne istiyorum biliyor musun bu çiftten? Avokado üzerine bir skeç istiyorum. Oo. Çünkü avokado çok büyük yani. Çok büyük şu an. Baya son 5-10 senenin tam, delisi tam avokado. Tam onlara göre var ya tam onlara göre. Evet yani o da keyifli o yüzden izlemesi. Hani hipster kültürü zaten. İşte hem Portland'da geçtiği için hem de artık günümüzde yani bu kültür her yerde çok aktif olduğu için kaçması biraz zor bir kültür ve çok işliyorlar o yüzden. Mesela Spike var. Spike bir de onun bir arkadaşı Iris. Spike mesela süper hipster işte. Yok bu bitti artık. Bu bitti artık. Böyle sürekli evet. trendleri öldüren bir adam tipinde böyle. Onlar da mesela bayağı ilginç yani. Evet. Benim diğer bir sevdiğim çift ise Vince ve Jacqueline. Bunlar da bizim gotik çiftimiz. Harikalar. Evleri tamamen şey böyle kapkaranlık. Sanki böyle bir gotik korku filmi sahnesine girmişsin gibi bir mezarlık gibi falan ev yani. Tipleri de öyle ama o halde normal hayat koşullarında da bulunuyorlar mesela o bembeyaz makyajlı evet, siyah evet. hallerle falan böyle. Muhabbetleri oldukça eğlenceli yani genel olarak. Evet. Bu arada bir de şey var dizide sürekli olarak görünen bir karakter olarak Portland'ın belediye başkanı. Portland'ın belediye başkanını oynayan aktörün yani Portland'ın belediye başkanının asistanı. Portland'ın gerçek belediye başkanıymış biliyor musun? Hadi ya.
Ben de bugün öğrendim bunu. Bilmiyordum. Ya arada görünüyor. Tamam. İlginç. Çok, çok ilginç. Zaten Fred ve Cherry karakteri de asıl onlar bu belediye başkanıyla etkileşim içerisinde oluyor. Belediye başkanı durmadan Fred ve Cherry'den bir şey için yardım istiyor. Ha. Hani şehre şunu yapalım, bunu yapalım falan gibi. O da bayağı deli yani. Belediye başkanı da bayağı. Evet yani onları da onunla beraber görüyoruz. Diğer bir harika karakter de yine Fred ve Cherry karakterinin ev sahibi olan Milton. Yani Steve Buscemi. Emin değilim hala. O da harika bir oyuncu zaten. O da girip çıktığı, bir göründüğü her yerde. Sık sık görünüyor. Evet. İyi oluyor o da. Evet evet. Kesinlikle. O da şey yani böyle tam cameo şeyi yani. Evet. Tam karakter oyuncusu. Evet. Evet efendim. Milton adıyla kendisi de yer alıyor. Peki genel olarak ne düşünüyorsun? Ne eğlendiriyor seni? Nasıl? Önerir misin? Ne? Olay ne Zeynep? Bu arada ben çok pardon Zeynep sen konuşma. Bu arada ben şimdi bu videonun başlığı şöyle olacak ve siz bunu gördünüz bile. Komedinin Black Mirror'ı Portlandia olacak. Zeynep de şimdi öğrendi. Evet. Ama bunun nedeni arkadaşlar ben gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum Portlandia'nın. Çünkü yeni trendlerle, yeni teknolojilerle ondan sonra gündemle ve yani hem politik olarak hem sosyal açıdan inanılmaz derecede hem ele alıp hem eleştiren çok ilginç bir yapısı var Portlandia'nın ve yani bunu bu derece yapan başka hiçbir komedi yok. Gerçekten yok bence şu an. Yani benim izlediğim yok öyle diyeyim. Ve çok fazla konu olduğu için, skeç olduğu için çok fazla şeyi ele alabiliyorlar işte. 8 sezon var. Vesaire. O nedenle ben gerçekten komedinin Black Mirror olduğunu düşünüyorum. O düşündürücü, o kara şey kesinlikle var işte cep telefonu kullanımı. Sen bunu okudun mu? Sen bunu okudun mu? Skeçleri falan filan. Gerçekten de böyle düşünüyorum ve bu yüzden de çok seviyorum. Evet. Şey de buna örnek olabilir. Bir tane çift var hani yemek yemeye gidiyorlar hani. Evet. Organik mi? İşte tavuklar özgürce geziyor mu? Gidiyorlar. Bunu emin olmalıyız diyor. Evet. Bu sefer çiftliğe tavukla gidiyorlar. Tavukla tanışmaya gidiyorlar. Falan. Görmeye gidiyorlar ortamlarını falan filan. Bunlar da aslında hiçbir şeyden çok da emin olamayacağımızı gösteren ya, güzel evet, bir bölüm evet. Yani. Yani hem her şeyi eleştiriyorlar hem de ne kadar içinde olduğumuzu da gösteriyorlar. Aynı zamanda o çok hoşuma gidiyor. Evet yani şimdi eminim hepimiz hipsterlarla alay etmeyi çok seviyoruz. Hipsterlar falan. Eminim yoldan geçen bir insan bize baksa bizim için de hipster diye düşünür. Yani, ve ne bileyim böyle bir liste olsa elimizde hipsterların yaptığı şeyler diye. Hepimiz, eminim biz de oradayızdır hepimiz yani. Hepimiz biraz hipsteriz arkadaşlar. Artık kaçış yok. Ne bileyim yani markete gidiyorsun organiğinden alayım diyorsun falan böyle. Yani o nedenle biz de kendimizi eleştirir halde yaşadığımız için çok uygun bence de. Kesinlikle. Evet, diziyi öneriyorum tabii ki. Ne eğlendiriyor? Karakterler eğlendiriyor. Nasıl eğlendiriyor? Ha 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 diye eğlendiriyor. Güzel. Soruma güzel cevap verdin. Evet. Çok güzel. İzleyin arkadaşlar. Arkadaşlarınızla izleyin. Eğlenerek izleyin. Kesinlikle. Yemek yerken izleyin. Yani tutarlı bir sketch show. Sketch show'lardan özellikle hoşlanıyorsanız ve hemen hemen bütün karakterleri sürekli tekrar eden bir sketch show olmasını da altını çizmek lazım. Böyle bir show arıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle izlemenizi öneririz. Özellikle işte hani rock sever insanlarsanız ve 90'lar rock'ına saygı duyan bir insansanız çok fazla insan görme ihtimaliniz de çok yüksek. Özellikle ilk sezondan itibaren yani. Evet beğenirseniz Cherry'nin kitabını da öneriyorum tekrar. Çok içten yazılmış güzel bir kitap. Yine 90'ların rock müziği sahnesine karşı ilginiz varsa daha da hoşunuza gidecektir. Kesinlikle. Peki arkadaşlar, o zaman görüşmek üzere, iyi seyirler. Görüşürüz.